Bakın en yüksek hıza ulaşıncaya kadar, yerden en yüksek noktaya çıkınca, çıkabileceği en yüksek noktaya çıkıncaya kadar gösterdiği enerjinin çok daha azıyla ve çok daha yüksek bir hızla devam eder. Anne baba rolüyle hocalık rollerinin birbirine karışması, öğrenciye ders çalıştırırken bir nevi biraz hoca gibi davranması gerekebiliyor. Aslında ne yapması gerektiğini de bilmiyor. Ve başlarını o oyundan kaldırdıkları zaman gerçek dünyada her şey çok yavaş, onlara çok renksiz, çok zevksiz, çok sıkıcı geliyor. Pist bitmeden, bakın burası çok önemli. Pist bitmeden o tekerleklerin havaya kalkması lazım. Bir öğrencinin en büyük problemi çok çalışmak değil. Ama verimli çalışmak nasıl olur? Lider Eğitim TV'den herkese merhabalar. Teşhir masasına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugünkü konuğumuz psikolojik danışman Faruk Eratlı hocam. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Hocam bildiğimiz kadarıyla siz bu danışmanlık işini, psikolojik danışmanlık işini yani çoğunlukla aynı anda bir okulda da görev yapıyorsunuz. Evet, Bir psikolojik doğrudur. danışmanlık rehberlikçi olarak orada çalışıyorsunuz. Bir de aynı anda siz de kendiniz de hafızsınız, bunu da söylemeden geçmeyeyim. Elhamdülillah. Hafız danışmanlığı yapıyorsunuz. Evet. Hafızlık zor bir meziyet. Bu meziyetin veya bu müessesenin bir sorun, sıkıntıları nasıl oluyor? Yani bunlara nasıl danışmanlık, bu çocuklara, çocuklar mı diyeyim artık, yetişkinler mi? Çoğunlukla çocuklarla diyorsunuz gerçi. En çok Nasıl? karşılaşılan problemler Evet, nelerdir en çok gibi belki. karşılaşılan problemleri biz öğrenmek istiyoruz da. Aslında şöyle söyleyebiliriz. Hafızlık müessesesi içerisinde öğrenciler var, veliler var. Hafızlık eğitimi veren eğitimciler, hocalarımız var. Kurumlar var. Ve bu işleri organize eden son zamanlarda Diyanet ve Milli Eğitim'in ortaklaşa çalışması olarak hafızlık proje okulları da var. Bunların her birinin aslında ayrı ayrı ele alınıp her birinin teker teker sorunlarından bahsedebiliriz. Ama bu program yetmez muhtemelen, ama kısaca değinmek gerekirse en mikro ölçekten başlayalım. Öğrenci bizim asıl odak noktamız. Evet. Bir öğrencinin en büyük problemi bugünkü sorumluluğunu yerine getirip yarın hocasının önüne gidip ders okuyabilmektir. Tabii değişen bir takım şeyler var. Eskiden Kur'an kursunda hafızlık yapılıyordu. Şimdi artık okulla beraber hafızlık da Evet. yapılıyor. Lise döneminde okuyan öğrenciler liseyi açıktan okuyup sadece hafızlıkla ilgilenebiliyorlar. Sınav dönemlerinde okulu okuyorlar, ama ortaokulda hafızlık yapan öğrencilerin adeta bir koltukta iki karpuz taşımaya çalıştıklarını görüyoruz. Bu öğrencilerin ders yapmaları, Kur'an kursunda hafız yetiştiren hocaların okulla beraber hafızlık yapan öğrenciyi yetiştirmeleri arasındaki farklar. Bu öğrencilerin hem okul derslerini hem hafızlık derslerini yetiştirmeye çalışmaları, bu süreçte ailelerin öğrencinin hafız olmasına yüklediği anlamlar, öğrencinin üzerinde oluşan mahalle baskısı, ergenlik, tabii onlar Ergenlik. yani hep Onlar karşılaştığımız şeyler, kendi ama nasıl? yani şöyle söyleyebilirim. Aslında bu süreçte hocaların formasyonla ilgili, hafızlık hocalarının formasyonla ilgili eksikleri, ailelerin eğer öğrenci yatılı kalmıyor da evine gidiyorsa ailelerin üzerine düşen sorumluluklar var. Bu sorumlulukları bilmemeleri. Ya da anne baba rolüyle hocalık rollerinin birbirine karışması, öğrenciye ders çalıştırırken bir nevi biraz hoca gibi davranması gerekebiliyor. Aslında ne yapması gerektiğini de bilmiyor. O süreçte onlara bir danışmanlık yapmak gerekiyor. Öğrencilerin doğru ders çalışma alışkanlıklarını bilmesi, doğru bir günlük planlama yapması, doğru bir aylık ve yıllık planlama yapması, yani zaman yönetimini bilmeleri, daha doğrusu bilmemeleri önümüzdeki en büyük engel olarak şu anda gözüküyor. Peki hocam, sizinle görüşmeye gelen, bu süreci yaşayan öğrencilerde en sık rastladığınız sorun, problem, yaşadıkları sıkıntı nedir çocukların? Birincisi, tabii ki az önce bahsettiğim gibi doğru ders çalışma alışkanlıkları vesaire ya da üzerlerinde oluşan mahalle baskısı doğru var. Fakat çocuklarda zannediyorum çağın gerektirdiği bu hız ve haz nesli derler ya çocuklara. Onların içinde yaşadıkları dünya ile bizim içinde yaşadığımız dünya aslında farklı. Biz farklı bir dünya görüyoruz. Farklı bir zaman algımız var. Onların zaman algısı bambaşka. Dolayısıyla çocuklar
çok sonuç odaklı gidiyorlar. Hı. Yani bir an önce hafız olmak istiyorlar. Bir an önce hak etmeden kazanmak istiyorlar. Sürecin farkında olmadan, zahmetini çekmeden rahmetini elde etmek istiyorlar. Aslında en kısa haliyle bu şekilde özetleyebilirim. Öğrenciler mesela bizim çocukluğumuzda olmayan birçok şeyi yaşıyorlar. Mesela internet üzerinden, bilgisayardan oynanan oyunlar. Bu oyunların içerisinde çok kısa zamanda ülkeler fethediyorlar. Çok kısa zamanda çok büyük puanlar kazanıyorlar. İşte level'lar atlıyorlar. Çok renkli, çok eğlenceli, çok hızlı, çok zevkli bir dünyada yaşıyorlar. Ve başlarını o oyundan kaldırdıkları zaman gerçek dünyada her şey çok yavaş. Onlara çok renksiz, çok zevksiz, çok sıkıcı geliyor. Dolayısıyla onlar çok daha hızlı bir şeyleri elde etmek istiyorlar. Bunun yanında yine bizim belki babalarımızın zamanında diyebileceğimiz ya da bizim çocukluğumuzda pek görmediğimiz bir kredi kartı olgusu var. Şimdi kredi kartı ile ne alakası var diyeceksiniz. Ben şimdiki gençliğe biraz kredi kartı gençliği diyorum. Kredi kartına etkilenmiş gençlik. Ne demek o? Bizim babalarımız zamanında önce çalışılır, zahmet çekilir, bir ay boyunca alın teri dökülür, ondan sonra para kazanılır ve ele geçen parayla önümüzdeki bir ayın planlaması, programlaması yapılır, keseye göre hareket edilir, o ayın sonu getirilirdi. Yani önce çalışılır, sonra kazanılır, sonra harcanırdı. Şimdi çocuklar, kredi kartı etkisi dediğim şu, kredi kartı gençlere önce harcamayı, sonra çalışmayı tavsiye ediyor. Yani hak etmeden harcamayı öğreniyor çocuklar. Dolayısıyla bu hayattaki diğer alışkanlıklarını da sirayet ediyor. Bakış açılarını bu şekilde etkiliyor. Nedir o? Sanki bir nevi, bunu diyemiyorlar ama, bir nevi bir an önce hafız olup, yani bunun zahmeti, emeği neyse, onu da sonra düşünmek istiyorlar. Ama sünnetullah bu değil. Önce emek verip, ondan sonra kazanmak gerekiyor. Dolayısıyla ben çocuklara hafız olmak istiyor musun diye sorduğumda, en tembeline de, en çalışkanına da, hafız olmak istiyor musun sen gerçekten diye sorduğumda, evet hafız olmak istiyor hepsi. Ama hafızlık yapmak istiyor musun sorusunu sorduğumda bir durup düşünüyorlar. Çünkü hafızlık yapmak uzun bir süreç. Hafız olmak bir gün, bir an. Sen artık hafız oldun diyorlar. Ama o sürecin sonunda sana bunu diyorlar. Bir günde hafız olunmaz. Bir gün hafız olunur ama bir günde hafız olunmaz. Çocuklar o diplomayı ellerine almak, efendim o hafızlık törenini yaşamak, o iltifatları kabul etmek istiyorlar. Hohlanmayı, Evet, o evet. günü yaşamak istiyorlar Evet. ama o arada geçen sürece, külfete çok hazır olmayabiliyorlar her zaman. Bu da onlar üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor anladığım kadarıyla. Hocam az önce hafızlıkta da bir planlı çalışmaktan bahsettiniz. Bu süreci daha planlı, daha sağlıklı hale getirebilmek için ne yapılıyor yani onu sorsak. Neye dikkat etmek gerekir? Şöyle, hafızlığın başında aslında yüzüne dediğimiz bir dönem var. Hafızlığa başlarken, öğrenciler yüzüne dönemindeyken gerçekten çok yüksek motivasyona sahip oluyorlar. Yani hafız olmayı gerçekten istiyorlar. Hafızlığa başlamakla ilgili bir sınavları oluyor onların genelde. Birçok kurum bunu yapıyor ve o sınavda başarılı olmayı gerçekten çok istiyorlar. Fakat hafızlığa başladıktan sonra motivasyonlar düşebiliyor. Ta bir daha hafız oluncaya kadar önlerinde uzunca bir süreç oluyor. Belki 1,5-2 yıllık bir zaman dilimi oluyor. Öğrencilerin aslında zaman geçtikçe, yıllar, aylar geçtikçe yüklerinin gittikçe hafiflemesi gerekiyor. Yani burada sanki ters gibi görünen bir mantık var. Yüzüne dönemindeyken daha az ezberleri vardı. Kur'an-ı Kerim'i yüzüne bakarak okuyorlardı. Okuyuşlarını güçlendirmeye, hızlandırmaya çalışıyorlardı. Fakat hafızlıkta aylar geçtikçe sayfa sayısı artıyor. Önce 1'li, 2'li, 5'li, 10'la gidiyorlar, 20'yle gidiyorlar. Gittikçe yüklerin artıyor gibi görünmesi lazımken aslında en yüksek performansı yüzüne sürecinde ve hafızlığın ilk çeyreğinde, yani ilk 5 sayfaya çıkıncaya kadar göstermeleri gerekiyor. Göstermeleri gerekiyor diyorum. Çünkü bunu böyle yapmıyorlar genelde. Peki nedir orada tam olarak anlatmak istediğimiz? Şöyle bir örnek vermemiz lazım. Dedik ya zaman yönetimi. Hafızlık uzunca bir süreç. Yüzüne ile beraber 2,5-3 yılı alan bir süreç. Hafızlık öncesindeki o yüzüne döneminde gerekli performans gösterilmezse, hadi hafızlığa başladık ilk 5 sayfaya gelinceye kadar gereken performans gösterilmezse öğrencilerin enerjileri bitiyor. Aynı uçağın havalanışının örneğinde olduğu gibi. Nedir o örnek? Bir uçağın
duran, pistte duran bir uçağın havalanabilmesi için geçen süreci bir gözden geçirelim. Önce motorun çalıştırılması gerekiyor, motorun ısınması gerekiyor. Duran uçağın hareket etmesi lazım. Pist bitmeden, bakın burası çok önemli. Pist bitmeden o tekerleklerin havaya kalkması lazım. Uçağın belli bir irtifaya çıkıp ondan sonra artık düz bir şekilde, düz bir istikamete gitmesi gerekiyor. Peki, bu süreçler gerçekleşirken uçak en yüksek performansını ne zaman gösteriyor? İlk motoru çalıştırıp hareket etmeye başladığında Yani. o tekerleklerin pist bitmeden önce yerden havalanabilmesi için uçak %80, %90 performans göstermesi yetmiyor bir uçağın. %100 performansı göstermesi gerekir. Peki tekerlekler havalandı. Belli bir yüksekliğe, irtifaya çıkması gerekiyor. O süreçte de uçağın yine %100 performansını vermesi gerekir. Yani alnının terini sonuna kadar dökmesi gerekir. Fakat istenilen irtifaya çıkıldığında artık gidilecek menzil her neresiyse oraya gidinceye kadar uçak artık minimum enerjiyle ama en yüksek hızda devam eder. Bakın en yüksek hıza ulaşıncaya kadar, yerden en yüksek noktaya çıkınca, çıkabileceği en yüksek noktaya çıkıncaya kadar gösterdiği enerjinin çok daha azıyla ve çok daha yüksek bir hızla devam eder. Otomatik Otomatik pilot, pilota yani onu bağlar. diyorsun Evet. böyle. Ne demek istiyorum? Öğrenci hafızlığa başlarken nasıl ezber yapacağını bilmez. Nasıl ezber yapacağını öğreninceye kadar, günün hangi saatinde ezber yaptığında daha çok verim aldığını anlayıncaya kadar, bir hafızın 24 saatinin nasıl geçtiğini öğreninceye, öğrenmesi yetmez buna alışıncaya kadar, sabah yataktan kalkıp akşamleyin tekrar yatıncaya kadar hangi dakikada, hangi saatte ne yapması gerektiğini bilip bunları bir rutin haline getirinceye kadar. Bu da yaklaşık eğer doğru bir planlamayla, doğru bir çalışmayla gidiyorsa aşağı yukarı ilk 5 sayfanın bitmesine varıncaya kadar geçen bir süreçtir. O zamana kadar aslında öğrenci en çok alın teri, öğrencinin en çok alın teri döktüğü zamandır o. Başlangıç kısmı. Başlangıç kısmı. Sonrasında eğer işler yolunda gidiyorsa, eğer nasıl ezber yapacağını öğrenmişse en kısa sürede ezberini yapar. Belki en uzun süre dinlenme vakitlerini bulabilir gün içerisinde. Bir hafta içerisinde, bir ay içerisinde, bir hatim içerisinde belki en az kayıpları verir. Ve belki zannediyorum doğru bir planlamayla en kısa sürede hafız olabilir. Ama eğer bu böyle algılanmaz, doğru çalışma yöntemleri bilinmez, ailede düşen sorumluluklar bilinmez, hocaların bu konuda desteği olmaz ise öğrenciye ve veliye, bu süreç gittikçe zorlaşabiliyor. Ve öğrenciler 10 sayfayı devirdikten sonra özellikle öyle bir patinajın içine giriyorlar ki ileri gitmek istiyor, gidemiyor. Geri dönmek istiyor, dönemiyor. Bırakmak istese olmuyor, mahalle baskısı var. En çok zorlandığımız aslında bu kısım. Binayı bir tuğladan örülmüş bir duvar düşünün. Ama duvara dokunduğunuz zaman sallanıyor. Yani parmağınızla bile sallayabiliyorsunuz. Bu duvarı güçlendirmek için sallanmayan seviye neresiyse oraya kadar yıkıp yeni baştan dizmeniz gerekir. Sağlam bir şekilde dizmeniz gerekir. Dolayısıyla eğer 10 sayfaya, 12 sayfaya çıkıp da gerçekten ileri gidemeyen, geri dönemeyen öğrenciler varsa onları belki yani birkaç hatim geriden tekrardan başlatmak gerekebilir. Ama ilk başlangıçta doğru adımlar atıldığında inanın ilerisi çok daha kolay hale geliyor. Hocam, velilere, öğrencilere veya hocalarımıza tavsiyeleriniz var mı bu konu hakkında? Bu konuda birçok şey söylenebilir yine. Ama öğrenci kardeşlerime söyleyebileceğim en önemli tavsiyelerden birisi şu olurdu. Mutlaka yazarak zaman planlaması yapsınlar. Kendilerine yazarak hedefler koysunlar. Sabahtan akşama kadar bütün saatleri gözlerinden geçirip hangi saatte ne yapmaları gerektiğini planlamaya çalışsınlar. Ama bunun yanında ellerine bir takvim alıp yani 30 günü bir arada görebildiğimiz 12 yapraklı takvimler var ya bunu önlerine koyup her hafta hangi ayın kaçında hangi cüzü vereceklerini üzerine yazarak haftada 6 ders verirsem bir ayın sonunda 35 günde normalde bir hatim biter. 35 günde işte hatimi nasıl bitirdiklerini, hangi ayın kaçına geldiğini bizzat bunu kafalarında düşünmeleriyle yazarak çalışmaları arasında dağlar kadar fark vardır. Bakın şöyle söyleyeyim, kısa bir örnek vereyim. Beynimizden sabahtan akşama kadar binlerce, on binlerce düşünce geçer, değil mi? Bir sürü şey görürüz, yolda görürüz, internette görürüz, gazetede, televizyonda bir sürü şey görürüz, insanlarla konuşuruz. Beyin bunların hangisinin daha önemli, hangisinin daha önemsiz olduğunu bilmez.
Dolayısıyla kısa süreli hafızada bir müddet durduktan sonra bilgiler atılır, çöpe atılır. Yoksa beynimiz bir çöp kutusuna dönerdi her şeyi tutsaydı. Ama yeni gördüğümüz, yeni aldığımız bir bilgiyle ilgili en ufacık bir zahmete girdiğinizde, yani elinize kalem kağıdı alıp bir şeyler yazdığınızda bile beyindeki bütün hücreler bir anda oraya dikkat kesilir. Aa, bir dakika. Bu adam bir zahmete girişti. Demek ki bu bilgi önemliymiş. Ben bunu tutayım demeye başlar. Dolayısıyla kişinin motivasyonu da bu şekilde daha da artar. Ve önündeki adeta böyle bir sis bulutun ardındaymış gibi. Yani bu hatimde günün birinde bitecek. Bir ay sonra, belki 1,5 ay sonra bitecek demek başka bir şeydir. Nisan ayının 13'ünde ben bu hatimi bitirmeliyim demek. Bunu gözüyle görür gibi olmak başka bir şeydir. Ve öğrenciyi inanılmaz derecede motive eder. Doğru. Hani diyorlar ya, canım sıkılıyor, yapmak istemiyorum. En önemli motivasyonlardan birisi budur. Tabii bu noktada hocalara vereceğimiz tavsiyelerden birisi de şu olabilir. Öğrenciler yaş olgunluğu itibariyle bunu ne kadar söylesek de kendi başlarına yapmazlar. Eyvallah. Gel bakalım evladım. Nasıl derslerini yapmaları gerektiği gibi bu öğrencilere ders çalış diye tavsiyelerde bulundukları gibi. Hadi bakalım eline kağıdı kalemi al. Şimdi bir hatimi ne zamanda kaç günde bitireceğini planlayacağız. Bu hatim bittikten sonra kaç ham alırsan, işte bir ham alırsam, bir sonraki hatimde 2 ham alırsam, sonra tekrar bir ham alırsam, bir haslama vurursam, ben bu hafızlığı ne zaman bitiririm? Senenin sonunda nereye varırım? Hafızlık nereye? İşte 10 sayfaya ne zaman çıkarım? 15 sayfaya ne zaman çıkarım? Hafızlık ne zaman biter? Haftada 6 ders vermez de 5 ders verirsem nereye varır? Bu iş ne kadar uzar? 4 ders verirsem ne kadar daha uzar? Bunları çocuklar somut olarak gözlerinin önüne takvim kağıdında gördükleri zaman çok daha farklı hissediyorlar ve çok daha ciddiye alıyorlar işi. O zamanki motivasyonları çok daha farklı oluyor. Ve eğer yaptıkları planlama tutmazsa da moralleri de bozulmasın. Bu planlama süreci bir kere yapılıp böyle geleceği Allah'tan başkası bilmez. Biz sadece elimizden geleni Eyvallah. yaparız. Doğru. Bu planlama süreci bir kere yapılıp oldu oldu olmadı eyvah falan diyebileceğimiz bir durum değildir. Tekrar yapılır. Tekrar yapılır. Aa, tabii. Planlarımız Tabii. tutmadı. Ben bu hafta hiç boş yapmayı düşünmüyordum ama 2 tane fire verdim. E tamam, yeni baştan o planı bir güncellemek güzel olabilir. Ama bu işe hocaların öncelik etmesi çok önemlidir. Bu bir. Bir de aileler için verebileceğimiz bir tavsiye. Tabii şöyle, bazı öğrenciler hafızlık proje okullarında eğitim görüyorlarsa, okulda hafızlığı yapıp okul sonrası eve gidiyorlarsa, bu ailelere söylenebilecek en önemli şey, okuldan eve gelindiğinde eğer ders muhtemelen bitmemiş olur, o ders yarın okunacak seviyeye gelmemiş olur, o dersin sayfalarını en azından teker teker ya da ikişer ikişer öğrenciden dinlemeleri önemli bir şey. Ama bu yetmez tek başına. Bunu yaptığı zaman öğrenci o dersi yaptım demiş olur bir nevi. Ama tabii ertesi gün hoca o sayfaların hepsini birden dinliyor. İkişer ikişer teker teker dinlemiyor. Dolayısıyla akşamleyin annesine babasına okuduğu ders ile sabah hocasının önüne oturacağı saat arasında ciddi belki bir 12 saat, 13 saat zaman olabiliyor. Dolayısıyla öğrencilerin yatmadan önceki son 10 dakikalarına bakın, son 10 dakikaları diyorum. Yani pijamalarını giymiş, işte efendime söyleyeyim bir takım abdest ihtiyacını gidermiş, dişlerini fırçalamış, neyse her şeyi halletmiş. Yatmadan önceki son 5-10 dakikasını yarınki dersiyle meşgul olarak geçirirse, ama kendini hırpalarcasına değil, bir göz gezdirmesi. Hangi sayfanın başı, işte hangi ayetle başlıyordu, işte burada takıldığım ayetler, müteşabih ayetler, birbirine benzemeyenler, kaletlerim neredeydi? Bunlara bakarak bir 5-10 dakika geçirmesi demek, beynin sabaha kadar o sayfayla uğraşması, ilgilenmesi anlamına gelir. Adeta bu eskiden bilgisayarlarda disk birleştirme yapardık. Yani böyle sağ sola dağılmış dosyaları toparlar bilgisayarlar bu şekilde ve hızları artar. Aslında beynimiz kendisine görev verilmeyi bekleyen bir sekreter gibidir. Sabaha kadar bizim vereceğimiz işle uğraşabilecekken ona eğer bir görev vermezsek, bilinçaltımızdaki bir takım duygu ve düşünceleri, bizim haberimiz bile olmayan ama içten içe bizi rahatsız eden duyguları, düşünceleri rüyalarımızda halletmeye çalışabilir. Yani Bununla şöyle mi uğraşır hocam? ama Alimin uykusu cahilin ibadetinden daha hayırlıdır aynen öyle. meselesine geliyor. Aynen öyle. Neden daha hayırlıdır? Çünkü alimler derken sadece İslam alimlerini kastetmiyorum. Birçok bilim adamı, hani o gecenin yarısında kalkıp evraka evraka diyenler. Ya da işte birçok bilim adamının yatağının baş ucunda kalemle kağıtla uyuduğunu, gecenin aklına gelen bir fikirle hemen notlarını aldığını, birçok keşfin, bilimsel birçok yeniliğin uyku esnasında uyanıp da bir anda ortaya çıktığından bahsederler. Çünkü beyin geceliğinde durmuyor. Ama siz ona anlamlı bir görev verirseniz sabaha kadar işte o disk birleştirmeyi yapıyor. Ve sabah kalktığında öğrenciye altın tepsi içinde
çok daha güçlü, çok daha hazır bir sayfa, çok güzel bir imkan veriyor. Fakat eğer sabahleyin o altın tepside sunulan fırsatı yakalarsanız, yani tamam geceliğin sabaha kadar beynim bununla meşgul oldu ama ben uyandığımda o sayfaya bakmazsam yine bir anlamı yok. O yüzden velilerin yapabileceği en önemli şey akşam yatmadan önce uykunun son 10 dakikasıyla uykudan sonraki ilk 10 dakikayı hemen abdestini alıp belki namazını kılıp o sayfayla bir 10-15 dakika, mümkünse yarım saat okula gitmeden, kursa gitmeden önce o sayfayla meşgul olunmasını sağlarsa inanılmaz derecede işlerin kolaylaşacağını söyleyebilirim. Yani şunu mu diyoruz hocam? Çoğunlukla benim gördüğüm kadarıyla öğrenciler çoğunlukla 4. sınıftan 5. sınıfa geçen öğrenciler, yani benim çevremdekiler, bu çocukların karar verme yetileri tam olarak gelişmemiş. Gelişen de var, gelişmeyen de var. Ailelere, anne babaya ve hocalarına çok rol düşüyor. Burada inşallah verimli olabilirler. Yani şöyle bir şey, tabii ki o çocuklardan bizim irademizi göstermelerini bekleyemeyiz. İşte çoluğu çocuğu olan bir anne babanın sorumluluğu gibi o hafızlık sorumluluğunu, ders çalışma sorumluluğunu üstlenmelerini bekleyemeyiz. Bunlar hafızlık talebesi değil de normal herhangi bir okula giden bir öğrenci de olsalardı. Zaman zaman işte ders çalışmak istemeyebilirler, oyun oynamak istemeyebilirler. Bu doğal. Onların doğasında var zaten bu. Fakat onları bir disipline oturtma. Belli zamanlarda ders çalışıp, belli zamanlarda dinlenebileceklerini onlara göstermek. Bu alışkanlığı onlara kazandırmak. Efendime söyleyeyim. Bu işin aslında daha keyifli hale gelmesini sağlamak. Çok çalışmak değil. Ama verimli çalışmak nasıl olur? Bunları öğrenciye tattırmak, yaşayarak öğretmek gerekir. Bu anlamda aslında bizim yani bahsettik ya bu alandaki problemler nelerdir diye aslında ilk sorduğunuz şey soruda vermem gereken cevaplardan birisi de oydu. Bizim hafızlık müesseselerimizde ciddi anlamda bir rehber öğretmen, psikolojik danışman sorunu var. Hadi üniversiteyi bir kenara koyalım ama anaokulundan lise sona kadar bütün eğitim kurumlarımızda bir rehberlik servisi var değil mi? Her okulda bir psikolojik danışmanımız ya olur ya görevlendirilir. Fakat bizim 1400 yıllık eğitim müessesemiz olan hafızlık kurumlarımızda bir psikolojik danışman bulmak gerçekten ciddi problemdir. Çünkü psikoloji ya da psikolojik danışmanlık mezunları hafızlık sistemi içerisinden gelmemiş oluyorlar. Genelde hafızlık sisteminden geçenler de psikolojik danışmanlığı bilmiyorlar. Böyle olunca aslında bizim camia olarak yani hafızlık müesseseleri her kimse, her kimlerse, bunun içinde Diyanet de var, bunun içinde Milli Eğitim de var, bunun içinde bir takım vakıf dernekler de var. Her kim hangi kurumda hafızlık yapılıyorsa mutlaka öğrencilerini ileriki süreçte psikolojiye de yönlendirmeyi, akıllarının bir kenarından geçirmelerini ben şiddetle tavsiye ediyorum. Çok sağ olun hocam. Çok teşekkür ederiz. Kıymetli izleyicilerimiz, Teşrih Masası'nın bir bölümünden sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.